sizlere. Call of Duty Black Ops 6 25 Ekim Cuma akşamı saat 21.00'da oynanabilir olacak. Ve bununla beraber Modern Warfare 3 bütün muhteşem suretiyle bize veda edecek. Bu ne demek diye sorarsanız oyun artık güncelleme almayacak. Buna bundle olur, harita olur, yeni silahlar gelmeyecek diyebiliriz. Artık yeni hiçbir şey olmayacak. Tam olarak böyle Popülerliği devam eder ama yavaş yavaş yıllar içinde azalır. Sizin hoşunuza gitmişse tabii ki de oynayabilirsiniz. Çünkü Warzone'da hem MV2 hem MV3 Black Ops 6 silahları mevcut olacak. Sadece zayıf ve oynanması düşük ihtimallere kaldı. Slash Chamber Game çok güzel iş başardı. 2019 dahil geri dönüş ve güncelleme konularında ilk sıraya yükseldi. Infinity Ward'u bile gölgede bıraktı. Bize çok fazla içerik verdi. Slash Chamber Studio. Ve herkese selamlar. Hoş geldiniz. Biraz detayların birikmesini bekliyordum. Hem Warzone hem Black Ops 6 için önemli bilgiler mevcut artık. Öncelikle Battle.net'ten ben ön indirmeyi yaptım. 100 GB'a yakın hikaye ve multiplayer modlarını indirdim. 21 Ekim'de oyun bize indirmelerin açılacağını söylüyor. Sizler hangi platformları kullanıyorsanız bir kontrol edin. Bunda bir fayda var. Çünkü part part indirme verebilir. Ben 100 GB indirdim ama belki 21'inden sonra... Başka bir indirme daha yapabiliriz. Battle.net kullanıyorum ben bu arada. Zombi gelebilir, Arayüz değişecek birçok şey olabilir. Birçok kişi Activision sitesinden konumunu Yeni Zelanda olarak ayarlıyor. Çünkü ilk oyuna girenler onlar olacaktır. Klasik kalafisi bu konuda her sene söyledikleri saatten önce girenler oluyor oyunda. Türkiye'de akşam 9 civarı açılacak gibi gözüküyor. Ama daha erken de olabilir bu. Bizim için en önemli noktalara değinelim şimdi. Artık 5. yıla gireceğiz neredeyse. Şu sesi bir türlü yapamadılar. Multi de bence seste bir sorun yok ama Warzone için tam bir felaket çok kötü. MV2 ilk çıktığında sesi çözdüklerine inanmıştım fakat sonra Volex seviyesinde olunca nerflemişlerdi. Çok fazla geliyordu ses ilerden. O nerften sonra almazlıkta yine de iyiydi sesler fakat asıl olay şu Warzone oynarken çevresel sesler çok fazla baskılıyor diğer sesleri. Ama ben işin içinde iş var diye düşünüyorum bilerek yapılan bir durum gibi. Daha çok yeni oyunculara yönelik sesi bozuyorlar gibi geliyor bana. Yoksa çözülmeyecek sorun olamaz bu. ...kesinlikle bir iş var gibi geliyor ama kendi yorumum bu tabii ki de benim. Ses olayları yeni teknolojiler kullanılarak sıfırdan tasarlanmış. Bu bizim için çok önemli. Çünkü sadece multi için değil, Borzon için Kasım ayından itibaren geçerli olacak. Tamamen ses için bir stüdyo düşünün ve bu işe kafa yoran insanlarla çalışmışlar. İçeride 9 yıllık, 20 yıllık çalışanlar var. Senin yanındaki hareketlerin yerini, hızını, yönünü daha iyi anlamak için bir çalışma yapılmış. 3D ses seviyesi muhtemelen günümüz oyunları için yeni bir seviyeye sunuldu iddia ediliyor. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bunları tabi deneyimleyerek göreceğiz. Öncelikle ben size onların sunduğu şeyi anlatıyorum ve kendi yorumumu bekliyorum. Bütün sesler yeniden tasarlanmış silahtır bombadır patlamadır hepsi sıfırdan inşa edilmiş. Fakat buradaki yenilik şu aslında çevreyle nasıl etkileşime girdi. Biz oyunda ne yaşıyorduk? İhtiyaç duymadığımız her sesi duyuyorduk maşallah oyunda. Artık duyduğumuz her sesin mesafesini ve yönünü anlamak için gerçekte insan kulağı nasıl duyuyorsa buna ses fiziği de diyebiliriz oyunu adapte edilmeye çalışılmış. Sonra da bunu kullandığımız kulaklıklarla bize en iyi şekilde aktarmaya çalışılmış. Yani gerçekten çok uzun bir yol. Kolay değil. Örnek olarak ayak sesleri uzun koridorlarda yankılanacak. Önce sesin yerini algılamak biraz zor olsa da bize yakınlaştıkça daha net sesler duyabileceğiz. Oyun içindeki yapıların malzemesiyle bunu etkin olacak. Örneğin bu noktada ateş eden birisinin ses dalgalarının nasıl yayıldığını görüyorsunuz. Yapılar sesleri engelliyor, çarpıp yankılanmasını sağlıyor. Ama tüm bunların milisaniyeler süresinde olduğunu sakın unutmayın. Odanın boyutu şekli sesin oluştuğu yeri bulmak için bize yardımcı olabilecek. Şimdi size sadece kulakla dinlemeniz gereken paylaşımları dinleteyim. Destination marked. Head for my waypoint. Set in rally point. Head for my waypoint. Destination mark. Olduğu bölgelerde sesler farklı duyuluyor. Olay bu. Şimdi de rakip ayak seslerinin yankılanıp daha sonra bize yaklaştıkça daha net duyduğumuz paylaşımı göstereceğim. Sakın unutmayın kulakla dinleyin. Karlı havada nasıl ses kara çarpıp ileri gitmesini engelliyorsa yani daha ileri bir ormanda da ağaçlardan sesin yansıması ve etrafa saçılması bu olaylara bir örnek olabilir. Yapmaya çalıştıkları şeyden bahsediyorum yani gerçeğe yakın. Bakın burada da bir mağaranın içinden çıkan seslerin yankılanarak gelmesi sizi yön olarak daha belirgin yönlendirecek. Burada bu örneği görüyoruz biz zaten. Şimdi buraya kadar anlattıklarım daha önce oyunlarda tam olarak uygulanmamıştır. Çünkü yeniden tasarlandığı için öncekileri bu sisteme göre çok yapay kalıyor. Yani önceki oyunlar hazır sesler aldıkları için birbirine çok benziyor. Hatta çoğu oyun sonuçta diyebilirim böyle yapıyor. Ama büyük şirketler, operasyon gücü yüksek stüdyolar yeni farklı şeyler deneyebiliyorlar. Çünkü bundan korkmalarına gerek yok. Bizi ilgilendiren olay ise söylemem gerekirse seslere numara vermeleri. Yani bir adam size bir metre yakında, diğeri 2 metre yakınken her zaman en yakının sesi daha çok vurgulanacak. Buna öncelik numaralandırması diyebiliriz. Eğer takım arkadaşınız yanınızda ise yine öncelik rakibin sesine gidecek. Yani onu algılayacağız. Öncelik sistemi oyun için can damarı olabilir. Tabi başarılı olabilirlerse. Sonuçta bunların olmama ihtimali de var. Başaramayabilirler. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Geliştirilmiş kulaklık modu var. Herhangi bir kulaklık veya kulak içi kulaklıklarla uyumludur bu. Deneyimi yaşayabileceğiz böylece daha rahat. İşitme bozukluğu olan birçok insan var. Buna ben de dahilim dostlar. Çınlama var mesela benim iki kulağımda da. Bazılarına daha farklı olabilir. Bunlar için kapatıp açılan özellikler olacak. Yani bu neyi doğuruyor? 3D sesleri duyup anlamlandırmak çok zor. Böyle rahatsızlıkları olanlar için. Günümüzde ses, işitsel rahatsızlık çok fazla var çünkü. Bu ayarlar frekansı düşük ve yüksek olanlar size daha doğru düzeyde verecek. Burayı şöyle anlatayım. Asimetrik işitme telafisi diye bir ayarımız olacak. Ses için her bir kulaklıkta Bakın her bir kulaklıkta sağa sol seçilen frekansların yoğunluğunu ayarlayabileceğiz. Kulak çınlama seslerini de azaltabileceğiz. Flash bombası veya mermi şoku gibi sesleri daha kısık sesle duyabileceğiz. Tüm bu ayarları 25 şeklinden sonra B6 için kullanılabilir olacak. Ama Warzone için bu kadar detaya inerler mi emin değilim. Çünkü geliştirilmiş kulaklık modu Warzone örneği verilmiş. Fakat bu işitme kaybı özelliklerine yer verilmemiş diye gördüm. Umarım Warzone'da da olur tabii ki de. Başlangıçta 16 haritamız olacak. Efsanevi Nuketown haritası 1 Kasım'da gelecek. 17. harita yani. Core dediğimiz çekim çekirdek diye çevriliyor. Yani standart büyüklükte 6 vs 6 haritalardan 12 tane olacak ve 4 tanesi ise Strike Maps denilen daha küçük shipment'tan bir tık büyük haritalar olacak. Genel olarak haritalar küçük diyebilirim hatta MV3'e göre. MV3'te büyüktü 6 vs 6 haritalar. Zombie'de ise 2 tane harita olacak. Liberty Falls ve Terminus ilerleyen zamanlarda 4 tane daha harita geleceği söyleniyor. Bizi ilgilendirecek bir sonraki önemli olay ise Kamo kasma artık silahlarda level istemeyecek kamu kasarken bu radikal bir karar bu arada daha önce hiç bunun örneğini görmedik. Yani sen bir level silahta bile kamo görevlerini yapabileceksin. Bu herkesin işine gelecek. 25 Ekim'de yapacağımız birçok olaylardan biri de kamu kasmak. Şu ana kadar en usta kamuflajları görüyoruz. Yani kamoları, silah skinleri de diyebiliriz. Ama Warzone'da, Kavs'da kamo deniliyor bunlara. İlk defa Warzone içinde kamo geliyor. Yani sadece Warzone'da yaptığın görevlerle alacağın kamolar olacak ve bu komaların hepsi neredeyse ateş ettikçe değişecek, daha da kabaracak. Zombie, Multiplayer ve Warzone. Üstüne Urzikistan geldiğinde Birinci sezonla beraber tekrar. Weapon Prestige'de başlayacak. MV3'e ortadan gelmişti. Hani sonlara doğru gelmişti. Weapon Prestige kısmı. Silah levellerini ise beta'da ilk hafta çok kötüydü, çok zordu. Fakat ikinci hafta bunu hızlandırarak çözmüşlerdi. Umarım lansmanda da bu şekilde olur. Unutmayın lansman öncesi yani birkaç gün diyeyim. %100 haberlerini hepsini alırız bir blok şeklinde. Ama şu an sadece paylaşılanlar bu gösterdiklerim. Şu an onaylanmış silahları görüyorsunuz. İsimleri farklı olabilir. Birçok merak ettiğiniz olaylardan bir tanesi de ileri taşıma. Kafti puanların ileri her zaman taşınır. Fakat platform farklı olursa ödeme şekilleri de değişiyor yani mikro ödeme işlemleri. Bu yüzden taşınamıyor. Aynı platformla devam ediyorsan hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Ben beta ettim yıllardır hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama sen sürekli platform değiştiriyorsan hesabında bağladıysan bile yine aktarılamayabilir kafti puanların. MV2 MV3 ve şu anki Warzone. Bütün içeriklerini sahip olduğunuz bütün içerikler Black Ops 6'ya geçmez. Hiçbir şey geçmez. Sadece beta'da izleme ödülleri Twitch'te bunlar Black Ops 6'ya geçecek. Yeni Warzone'da ise yani Kasım ayında gelecek güncelleme ile beraber sahip olduğunuz her şey yine aynı şekilde devam edecek. Warzone çünkü güncelleme alıyor üstüne. Sıfırdan kurulmuyor ama Black Ops 6 yeniden sıfırdan gelen bir oyun. Bu yüzden ileri taşınmıyor hiçbir şey. XP tokenlarınız da Warzone'da kalacak. Black Ops 6'ya geçmeyecek. Warzone ortak alan olduğu için orada her şeyi kullanabilirsiniz. Silah levelleriniz, operatörleriniz, her şeyiniz orada kalacak. Fakat yeni sezonla birlikte leveller sıfırlanacak tabii ki de. Urzukistan'la devam edeceğiz. İlk barda Verdansk gelecek. Büyük ihtimalle Resurgence yani Rebirth Island haritası gidecek ve Araya 99 gelmiş olacak. Sezon 1'de aynı zamanda Battle Royale ranked modu da gelecek. Warzone 3 4 5 6 diye bir şey yok kesinlikle. Sadece Warzone 2.0 denmesinin sebebi Warzone 1 kapanmamıştı o zaman, kapatılamamıştı. Warzone 2.0 oynarken adı bir anda değişti, Warzone oldu. Şimdi gelelim aim assist konusuna. Herkesin çok sevdiği, şikayet ettiği, ağladığı, benim daha Verdun'da ağladığım ama ondan sonra bunu kırabildiğim bir olay. Tek açıklama var o da hani beta zamanında aim assisti harekete göre dengeledik. Hani diğer oyunculara karşı adil olsun diye vesaire. Ama hiçbir zaman adil olamaz tabii ki de. Beta'nın ilk oyunlarında Hani 3-4 oyunda alışamadım. Çok zor geldi. Rakipleri öldüm. Ama, ama bunun tek sebebi var. Eymasız kesinlikle değil. Çünkü ondan sonra ben hükmetmeye başladım. Lobilere. Sen oyunda mekaniği, can havuzunu, girip çıkmaları, eğim açıp kapamaları, kas hafızanı ne kadar hızlı kazarsan o kadar verim alırsın. Ama bu bilincin açık bir şekilde olması lazım. Yani artık bu oyun çok ciddi. Çünkü çok fazla tryhard oynayan var. Büyük bir bilinçle girmen lazım. Eğer büyük killer istiyorsan veya çok killer, çok rahat herkesi vurmak istiyorsan diyeyim. Tabii bu mümkün değil tabii ki de ama bir şeyler vermen gerekiyor bu oyuna artık. Eğer ileri gitmek istiyorsan. Çünkü herkes çok iyi oynuyor. Herkes işin kurdu olmuş. Bunu kırmak istiyorsan mücadele etmek zorundasın. Counter Valorant hiçbirine benzemez çünkü çok fazla muhmut var. Hadi şikayet edenlerin dilinden konuşayım. E aim'siz var rakipte. Bile bile onlara ölmemen gerekiyor. Bunu kırmak için mücadele etmek zorundasın. Sakın ola hani benim videolarda Eyvallah hani bot oyuncu da gelebilir ama bunu ona sakın yıkma. Adam Amerika'daki video izliyor ona bot demiyor geliyor Avrupa'daki adama bot diyor. Ben size söyleyeyim Avrupa'da oynamak çok zor. Hani çok da iyi oyuncular geliyor lobiler kan ağlıyor bazen. Ama onlardan içeri çıkmıyor çünkü 5-6 kill veya 10 kil. Bir tane adamla oyun boyu mücadele ediyorsun. Oyun böyle sürüyor. Konsollar onu çok düşük çünkü Avrupa'da. Eğer sen bu oyunu bilgisayar, kontroller oynuyorsan 200 FPS artı. Ve az önce anlattıklarım gibi mücadele ediyorsan iyi yerlere gelirsin tabii ki de. Ama dediğim gibi çok fazla şey vermen gerekiyor. Ben niye kontrollere geçmiyorum? Çünkü gerçekten çok fazla zaman vermem lazım şimdi. Ama benim böyle bir zamanım yok. Ben mesaiyle işte çalışıyorum. Biraz da sağlığım kötü şu aralar. O yüzden bilgisayar başındayım. Kendi işim de zaten bilgisayar başı olduğu için yürütebiliyorum. Son olarak ekleyeyim tecrübe de var. Hani 4 senedir oynuyorum. Birçok şey gördüm. Ayak uydurmam çok daha hızlı olabiliyor ve multiplayer oynuyorum üstüne. Bana inanılmaz yardımcı oluyor. Borzon konusunda. Ama sen yeniden başlayıp eğim asist diye ağlaman çok saçma. Elbette bir kritik bir konu ama hani oranı çok düştük, Gittikçe daha da düştü. Dediğim gibi tap noktada oynamak istiyorsan controller 200 fps artı ve inanılmaz derecede vakit gömmen şart. Onun dışında farklı oyunlarla bunu kırabilirsin. Movement'tır, eğim'dir artık aklına ne geliyorsa, becerin neye yöneliyorsa. Aslında videoyu yorumlara kapalı yapmak istiyordum. Ama yine de bir sıkıntı veya görmediğim bir konu varsa yazın. Sebebi kapatmamın hani adam gelip soracak ki ya abi itemler geçiyor mu şu geçiyor mu bu geçiyor mu? Hani videoyu ona göre yapıyorum ben artık yanıtlamak için. İzlersen bir sorun yaşamazsın. Buraya geldiysen zaten çok teşekkür ederim. Yararlı bilgiler vermek için uğraştım. Eksiğim olur, fazlam olur. Onun için kusura bakmayın ama yazarsınız. Önemli olanları zaten başa tutturuyorum veya cevaplıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.